Yeni videomuza hoş geldiniz. Herkese selamlar. Bu çalışmamızda işletim sistemini sabit diske yükleyenlere yönelik bir işletim sistemi kurulumu gösteriyor olacağım. Sunucu işletim sistemlerinde gösteremediğimiz Dolby Atmos ses sürücüsü kurulumunu da gelecek videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bu sistemimiz sabit disk üzerine kurulu ve 16K ile biçimlendirilmiş durumda. Biz bu durumu yeniden biçimlendirip Windows 10 işletim sistemi kuracağız ve bunu size komut satırından nasıl yapıyor göstereceğim. Normal Windows kurar gibi flash bellekle boot etme işlemimizi başlatalım. Kuruluma geçmeden evvel komut satırına gidiyor olacağız. Sorun giderden komut sistemini başlatıyoruz. Disk aracını çalıştırıp ilgili diskimizi seçelim. ...300 GB'lık hard diskim disk 1 olarak karşımda. Partisyonları göstertiyorum. Ve gördüğünüz gibi C bölümü 102 GB'lık alana sahip. İkinci partition'ı seçiyorum. Buraya format file system eşittir NTFC hızlı biçimlendireceğimiz için quick yazıyoruz. Sektörlere 0 yazılmasını istiyorsanız ve uzun süreceğini düşünüyorsanız bunu yazmayabilirsiniz. En önemli kısma geldik. Unit eşittir 16K yapacağız. İsterseniz 8K'da yapabilirsiniz ama biz şimdi hem Windows 10 hem de 16K'daki diskimizin performansının yüksek olduğunu bildiğimiz için bunu kullanıyor olacağız. Şu anda yüklemeye hazırız. Tekrar kuruluma geçip işletim sistemimizi kuracağız. Kurulum ekranından artık devam edebiliriz. Cluster size'ımız 16K olarak biçimlendi. Dilersek sistem ayrıldı bölümünü de silebiliyoruz ama şart değil. Sadece oradan girdiği de silebiliriz. Ben şimdi Pro değil Home kurmak istiyorum. Size Home versiyonuna da bu driver kurulum olayını yapabildiğimizi göstereceğim. Onayladım. Özel dedim. Şimdi sürücü 0 bana ait değil. Bizim diskimiz sürücü 1. System server ayrıldı ve Store 32'den tanıyoruz. Burayı biz bölüm 2'yi biçimlendirmiştik. İstersek burayı silebiliriz. Şuraya kurabiliriz. Zaten bu dosyaları burada halihazırda değiştiriliyor olacak. Biçimlendir veya sil demiyorum çünkü 16K'ya ayarlamıştık. Direkt kuruluma geçiyoruz. ESD sıkıştırma kullanıldığı için biraz uzun sürecek. Bildiğiniz gibi tüm bu telemetri ayarlarını daha sonra da kapatabiliyoruz. MSMG Toolkit ile modladığım en son 19.03 sürümünü yüklüyoruz şu anda. Kurulum rehberine yine ilgili kısımdan ulaşabilirsiniz. Sabit disk ışığımızı görüyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Evet, yeni ara birim karşımızda.
Nefret ettiğimiz Windows Search'ü buraya entegre etmişler. Biz bu hizmeti biliyorsunuz sabit disklerde kapatıyorduk. Duraklatma özelliği var, güzel. Biz şimdi temel driverlarımızı bir kuralım, sonra tekrar görüşürüz. Özelleştirilmiş bir arayüz kullandığımız için gördüğünüz gibi şurada fazla bir mağaza uygulaması yok. Ve görebildiğiniz gibi sürümümüz 19.09 183.63 388 sürümü. Sistemimiz 16K dizine sahip ve Windows 10 sistemimize geçtik. Böylece sabit diske hızlı bir cluster ile nasıl işletim sistemi kurabileceğimizi gördük. Şimdi açılış menüsünde eski işletim sistemimize ait kaydı silelim. Ona ulaşmak için en iyi yol msconfig kullanmaktır. Ama işletim sistemimiz zaten buradaki eski geçersiz menüyü otomatik olarak silmiş. Güzel. Bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bu çalışmamız şimdilik bu kadar. Gelecek sefer Realtek HD Audio'lara nasıl Dolby Atmos ses efektleri yükleriz, onu inceleyeceğiz. Kartımızın üzerinde Xeon E5450 4 çekirdekli işlemci bulunmakta. 2 adet 4 GB DDR3 RAM'imiz var anakartımızın üzerinde.